İyi akşamlar mı diyeyim, geceler mi diyeyim arkadaşlar. Selam herkese. Künefe yapacağım. Bugün demiştim. Anca fırsatım oldu ve şimdi zaten yarın da cumartesi. Yani sorun değil. Tatlı krizi çekti. Malzemelerimiz taze kadayıf. İşte fıstık içi. Şöbiyetin içerisine yapılan kaymaktan koyacağım içine bu sefer. Şerbet önceden hazırdı. Buzdolabına yapıp koyuyorum ben. Kolay oluyor. Ve arasına mozzarella peyniri koyacağım. İki çeşit yapacağım. Bir mozzarella peynirli, bir de kaymaklı. Sesim geliyor mu acaba? Ses verin arkadaşlar. Geçelim hemen. Sesimi alıyorsanız geçelim. Tamam. Ben şimdi kamerayı elimden bırakacağım. Bir dakika. Bırakacağım. Kamerayı bu türlü takmalıyım. Şimdi şöyle görüntüsü iyi sanırım. Hemen geçelim. Tabaklarımızı, künefe tabaklarımızı ben bolca yağladım. Tereyağıyla. Şimdi ocağın altını açayım bir 9'a. Şey açmadan önce bunun altını önce bir taze kadayıftan sereceğim. Görüyorsunuz değil mi? Ve sesim de geliyor. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Tamamını kaplayacak şekilde kadayıfla kaplıyoruz. İki çeşit yapacağım dedim. Bu süt irmikli kaymak oluyor. Önceden baklava yaparken size tarifini vermiştim. 800 milime milim süte 1 çay bardağı irmik pişiriliyor. Ve sonra böyle şekil yani koyuluktan bir kaymak elde etmiş oluyoruz. Bolca yapacağım. Sonra dondurmayla servis yapacağım. Buyurun beraber yiyelim. Şimdi üzerine fıstık içinden yapacağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Yazın ki ses yalnız olduğumu bilmeyeyim. Arada size bakıyorum ben. Tane olan fıstıktan da kullanacağım. Lezzetli olsun. Üzerini tekrar kapatacağım. Kadayıfla kapatıyoruz. Hoş geldiniz. Semet Nilüfer'ciğim, hoş geldiniz. Benim sürekli takipçilerim de vardı. Sağ olun hepiniz. Yalnız bırakmıyorsunuz beni. Yorumlarınızla, beğenilerinizle çok teşekkür ederim sizlere. Evet. Altını bolca yağladım. Daha sonra buna biraz bastıracağım. Sanırım bu kadar yeterli. Üzerine tereyağı gezdireceğim. Ocağı alacağım. Şöyle yaklaştırayım.
tertemiz çevireceğiz. Evet. Tabağımızın altını bolca tereyağladık. Daha sonra taze kadayıf yaptım. Altını komple kapattık tereyağına. İçerisine önceden hazırladığım kaymak vardı. Kaymak koydum bolca. Ve fıstık içiği, Antep fıstık içiği. Antep fıstığı. Buna şey diyorlar aslında ismine, bir numara, birinci kalite, affedersiniz, kuş boku diyorlarmış. İlk duyduğumda çok abesime gitmişti. Ama öyleymiş. Öyle satılıyor. İlginç değil mi? Kameramıza da çözüm buldum. Şimdi güzel sallanmıyor. Çaydanlığım Konya'dan. Bakır. Teşekkür ederim. Ve çok güzel çayı oluyor. Şey, ayrıca pense de lazım çevirmemiz için. Isınacak ya. Yani. Böyle çevireceğiz sonra. Unutmayın pensenizi yanınıza almayı. Ocağın altını benim yavaş olduğu için ben neredeyse çok yüksek ayarı açıyorum. Sonu 9, şimdi 8'de duruyor. Kalpleriniz geliyor. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için. Konyalı sayılırım. Yani Konyalıyım. Karamanlı. İzinimizin bir haftası Konya'da geçiyor. Bir haftası Karaman'da geçiyor. Bir haftası da tatilde geçiyor. Şehir gezileri, deniz tatili falan işte öyle geçiyor. Bir ayağımız Konya'da. Bir ayağımız Karaman'da. Ortadayız. Ben biraz bakacağım bir. Güzel gidiyor. Henüz daha yeteri kadar kahverengi olmadı. Kızarmadı lan. Evet, anlatın. Nasıl gidiyor? Aynen öyle Filiz Hanım. Biraz altına bakacağım. Güzel gidiyor. Teşekkür ederim kardeşim. Fırında da yaptım. Fırında tabii ki oluyor. Ama şöyle söyleyeyim. Fırın mı tercih edersiniz, ocak mı tercih edersiniz derseniz, ben ocağı tercih ederim. Çünkü ocakta çok daha kısa oluyor. Fırında uzun sürüyor. Kuş kuş bokunu. Normalde de kendim eziyordum. Bu sefer ezilmiş, çekilmiş aldım. Dedim alırken de sakın içerisine dedim bezelye falan atmayın dedim. Bak yoksa kötü olur. Yok dediler. Garanti dediler. Bakalım. Ama gerçekten Antep fıstığı çekilmiş, yani iri zaten belli. Güzel. Yavaş yavaş oluyor. Peynir, şu an peynir kullanmadım. Kaymak kullandım ama iki tane şey yapacağım. Mozzarella kullanacağım. İki çeşit yapacağım. Biri peynirli, biri kaymaklı. Ben mozzarella peyniri, burada tuzsuz peynir oluyor. Artık Türkiye'de onun yerine siz zaten künefe peynirleri alırsınız. Almanya'da maalesef fazla alternatifimiz yok onun için. Ben bunu tercih ediyorum çünkü güzel oluyor. Peyniri dolma olmuyor ve yani çok istediğimiz kadar sünmese de yeteri kadar oluyor. Kızarmaya başladılar. Çevirsem mi ki acaba?
mascarpone değil. Bu sefer mascarpone yapmadım ama tarif linkinde mascarpone ile yaptım. Yani değişik imkanlarınız var aslında. Kendiniz damak tadınıza göre değiştirip tadabilirsiniz. Bu sefer kaymaklı yaptım. Kendi yaptığım kaymaktan. Şöyle yapacağım. Tutacağım. Ve çevireceğim. İnşallah düşer. Bakalım. Güzel kızarmış. Şimdi öbür tarafını da kızartacağız. Pekmez sürülüyor ama ben sürmek istemedim tadı değişmesin diye. Yani en azından yine alınacak pekmezin tadı. Sade olsun, orijinal olsun istedim. Zaten yeterince kadar kızarıyor ki gerek yok yani pekmez. Ama siz yapabilirsiniz. Almanya'da hemen gidip yiyebileceğim böyle künefe restoranları yok maalesef. Tatlıcı dükkanlarımız yok. Onun için kendimize iş düşüyor. Hoş geldin Virgülcüğüm. Allah'ım yine ben. Kel alıştım bak. Şerbetine de konulabilir ama ben yine sade yapıyorum. Her şeyi sade tercih ediyorum. Yani tercih meselesi. Şimdi şerbetin ölçüsünü vereyim ben. Şerbet oldukça koyu. Biraz koyu yapmıştım. Yani 1 litre 1 kilo şekere 800 milim su. Yani bire bir değil, bir bardak eksik. Künefemiz güzel gidiyor. Buyurun beraber yiyelim. Böyle bir tabak ne kadar ki Türkiye'de? Merak ettim. Teşekkür ederim. Fıstıklı künefe. Berlin çok uzak bana ya. Büyük şehirlerde vardır mutlaka. Ben öyle büyük bir şehirde oturmuyorum onun için. Yani bulunduğum çevrede maalesef Türk restoranları çok az. Genelde şnel imbisler var yani. Çabuk yenilecek tarzda. Ben de onları hiç tercih etmiyorum. Kaymağı nasıl yaptım? Siz azaltabilirsiniz benim vereceğim ölçüyle. Hatta tarif linkinde... Ha yok, orada yok. Ben size sonra da veririm yine. Kaymağı 1 litre süte 1 çay bardağı, dolu çay bardağı irmik. Onu pişiriyorsunuz, çekiyor ve çektikten sonra soğuduktan sonra böyle bir katı bir kıvam oluyor. Şöbiyetlerin arasına da yapılıyor. Bu Antep baklavasının arasına da yapmıştım ben bundan. Çok güzel oluyor. Şimdi künefeye yapıyorum ondan. Bakalım altı pişti mi? Biraz daha. Rica ederim. Oluyormuş işte. Aslında ben ocakları kullanıyorum ara sıra. Gazlı ocak. Kendim bazen büzdürüyorum. Biber falan. O zaman lazım oluyor gazlı ocak. Ama bunda da her şey yapılıyor işte. Görüyorsunuz. Mecbur. Bakalım. Dağıtmadan. Güzel görünüyor. Ben onu hemen şerbetleyebilirim. Sonra ikincisine geçelim mi? Mozzarella'lı yapalım mı? Buyurun. Şekersiz olmuyor. Tabii ki şerbetini dökeceğiz.
Yani şekersiz yapılıyor ama şerbetiyle tatlanacak. Bu arada yayınımızı paylaşırsanız, beğenirseniz, gruplarda paylaşırsanız mutlu olurum. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Ayrıca sayfamızı beğendikten sonra bildirimler al işaretlerseniz videolarımızdan ve paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. Hani kaçırdım demezsiniz. Şimdi ben bunu yeteri kadar oldu bu. Tekrar çevirsem ki diye düşünüyorum. Bu taraf daha güzel kızardıysa tekrar çevireyim. Neyse çevirmeyeyim. Kızarmış yeterince ama. Şimdi uğraşmayayım. Şunu alayım. Şöyle koyayım şuraya. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yapalım. Biraz daha iyisin. Evet. Şimdi şerbetini dökeceğim. Duyuyorsunuz değil mi cızı? Biraz fokurdatın. Bir çay bardağı. Dolu bir çay bardağı irmik. Evet, koyulaşıyor zaten. Katılaşıyor ve katılaştıktan sonra ocaktan çekiyorsunuz. Soğuyunca kendine geliyor. Hani sıvı kaldı diye korkmayın. Kendine geliyor, katılaşıyor. Ben servis için bu tabağı alacağım. Çünkü tekrar kullanacağım için. Bunu eşime götüreyim yerken ben ikincisini yapayım. Yiyeceğiz şimdi. Hep beraber yiyelim buyurun. Şimdi ben bu servis tabağına nasıl dökeceğim bunu? Oldu sayılır. Bunu yıkayacağım. Süsleyelim. Şöyle. Yeterince aydınlıklı mı? Bolca fıstık atalım. Fıstıkla güzel oluyor. Ve dondurma. Instagram'a da beklerim. Nur Mutfağı Nurgül. Künefe tabağını burada bir tane Türk eksportçusu vardı. Orada buldum. Daha önce de oradan almıştım. Küçüktü. Çok küçük olduğu için yetersiz geldi bana. Bu arada ben resim de çekmek istiyorum. Belki paylaşırım. Işığımız geldi mi? Daha önceden çekecektim, unuttum bak. Evet, bu kaymaklı künefe yaptık. Fıstıklı ve kaymaklı künefe yaptık. İçine bakalım. Görüyorsunuz, değil mi? Şöyle büyütelim. Sanırım güzel görünüyor. Ben şimdi bunu eşime götüreyim. O yerken ben mozzarella peynirli yapayım. Buyurun. İster misin? Görmek ister misiniz mozzarella peynirli yapmamı yoksa kapatalım mı yayını?
Teşekkür ederim. Ne yapalım? Yayını kapatalım mı yoksa görmek ister misiniz? Cevap verin, ona göre devam edeceğim. Böyle. Olmuş mu, restorandakilere benziyor mu? Yorgun değilim. Bir dakika. Ben geldim tekrar. Bu kilefi tabaklarını yıkamam lazım yalnız. Tekrar yapacağım için. Kurulayacağım. Çünkü yağlayacağız. Bolca yağ yapalım. Kadayıf yapıyoruz her tarafına gelecek şekilde. Aslında çok kolay yapılmıştı, biliyorsun. Yani gördüğünüz gibi mozzarella peyniri koyacağım. Peyniri çok kenarlarına götürmeyeceğiz. Çünkü erime olduğunda kenarları tabağımıza yapışıyor ve çıkmakta zorluk çekiyor. Tabakların tanesi 3 öğe aldım. Bir tane daha yapayım. Bunlar minisi, siz normal büyük de alabilirsiniz. Evde bu vardı. Bunu kullanıyorum. Ben tekrar fıstık dökeceğim bolca. Antep fıstığı. 2 kaşık yeterli. Yalnız kadayıf az gelecek. Onun için biraz daha çıkartacağım. Aslında Türk bakkallarındaki şu taze kadayıflar var ya, buzluklardaki. Ben bir daha onlardan almıyorum. Mozzarella. Tabii ki olur. Yani Türkiye'de yaşıyorsanız künefe peynirleri vardır. Yani çok güzel sünen künefe peynirleri vardır mutlaka. Siz alabilirsiniz ama bizim burada fazla bir imkanımız yok. Seçeneğimiz yok. Yören markasının künefe peynirini aldım fakat hiç güzel değildi. Kaşar peynirinden beterdi yani, o kadar diyebilirim. Kaşar peyniri yani ben beğenmedim. Yeterli galiba. Şimdi bunu biraz bastırayım. Antep fıstığını Türk marketinde baklavacımız var bizim. O baklavacıda Antepli sipariş veriyorum. Kilosu 40 euro. Biraz tereyağı. Aslında tereyağı az geldi. Biraz daha alacağım. Buraya koydum ben ya. Mutfakta yağ bulamıyorum.
beni. Hayırdır, nereye gitti? Buldum. Çok ilginç. Birazcık daha yapacağım. Az geldi çünkü. Yağ lezzet veriyor. Ve yapışmamasını sağlıyor. Açalım. Eritelim. Bir dakika. Kadayıfı şu an için şeyden alıyorum. Bittikçe Yunan marketinden alıyorum. Size de tavsiye ederim. Aradaki farkı göreceksiniz. Keşke Türk marketleri de aynı kadayıftan getirse. Yani ben o tecrübeyi şeyde edindim. Burma kadayıfta. İnanılmaz yani. Bütün emeğim gitmişti. Tam burma kadayıf yapıyorum. Kadayıf tepsi kadayıfına döndü. Daha sonra Yunan bakkalından aldığım kadayıf yapmıştım, paylaşmıştım. Yani takip edenler genelde bilirler. Gördüyseniz aradaki farkı. Yani süper. Alalım. Şöyle yapalım. Şunları toparlayalım. Taze kadayıf, evet. Canlı yayında ben kendimi göstermiştim. Ama şu anda inanın hiç olmaz. Şu anda hiç halim yok. Ama söz diğer videolarımda sizlere daha özenli hazırlanacağım ve öyle çıkacağım. Olur mu? İnşallah gidersem oradan alacağım zaten. Daha büyüklerini alacağım. Bunların biraz daha servis tabağı büyüklüğünde olanlar var. Ama gerçi bu tek kişilik yeter bence. Aslında çok bile. Kalori açısından. Teşekkür ederim. Olsun şimdi. Şimdi iyi değilim ya. Yani hiç bakmadım kendim nasıl. Saç baş halim yok. Instagram'da şu tatlıcıları takip ediyorum. Nefis tatlılar yapıyorlar. Her zaman görünce böyle canım çekiyor. Teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz, sizin kalbinizin güzelliği. Siz öyle düşünüyorsunuz, öyle görüyorsunuz. Sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Beni öyle gördüğünüz için. Teşekkür ederim canımsın. Daha var. Bunu bu tabakta servis yapacağım çünkü gerek yok çıkarmaya ekstra bir tabağa. Bir daha yapmayacağım için. Teşekkür ederim. Bana haftanın en az yani iki sefer spora gidiyorum. Evet, büyük bölümünü açmadım. Açayım. Çünkü tabanı küçük ya, yeterli geliyor ona. Neyse ben yine açayım. Gidince bir buçuk saat fitness stüdyosunda kalıyorum. İşte koşu bantından koşuyorum. Yapılacak planım var. Gereği aletler
çalışıyorum falan derken 1,5 saat rahat geçiyor. Kas yapıyorum. Kas. Teşekkür ederim. Mutlaka yapın. Çok basit çünkü. Yani evde de kendimiz yapabiliriz illaki. Gidip yani yemek zorunda değil işte görüyorsunuz. Hemen oluyor. Gecenin bu saatinde künefe. Ben Türkiye'de zaten 24 saat açık dükkanlar. Geçen sene izinde 12.30'da bile gitmiştim gece künefe yemeye. Yani onun için hor görmeyin lütfen. Zaten de sporumu yapıyorum onun için gider o kilolar merak etmeyin. Yarın dikkat ederim. Biraz daha çevireceğiz. Güzel sesler geliyor, cızırtı yöresel tarifleri genelde yapıp uyguluyorum, veriyorum tabii ki. Ama Sinop'a ait eğer yöresel tarifleriniz ille de bu var derseniz tabii ki mutlaka yaparım. Siz bana söyleyin. Ben bunu yine çevireceğim. Evet, tam güzel oldu. Pensel nerede? Burada. Bir dakika. Ben çevirmeden önce bu biraz yağlayacağım. Sen çekil. Yanma daha fazla. Yapışmasın çünkü. Gel bakalım. Oldu çünkü yağlar atıldı hocam. So. Güzel kızarmış. Yani pekmese gerek yok işte. Güzel yeteri kadar kızarıyor. Buyurun gelin yakınıma. Taşınmayı düşünmüyorum. Ama siz buyurun gelin. Biraz etraf dağıldı ama mahsur görün. Normal bir şey mutfakta çünkü çalışırken. Şöyle. Ben Karamanlıyım. Dankeschön, Gülizar. Güzel Hanım. Altını kontrol edeceğim. Oldu mu diye. Olmuş altı. İki tane çocuğum var. Biri oğlan, biri kız. Oğlan 19 yaşında, kız 8 yaşında. Ben hemen şerbetini dökeceğim.
Evet, güzel oldular. Sesi duyuyorsunuz sanırım. Cızırtımızı, kabarıklığını. Amincim de bizimkisini. Ben 38 yaşındayım. Çıktı ortaya yaş. Amincim de bizim. Kadayıfımız oldu. Ben bunu çekeceğim ama nasıl çekeceğim? Şöyle çekeyim şuraya. Ocağa bakmayın ya. Çok kötü oldu ocak. Şöyle bakın. Tekrar fıstık serpeceğim. Fıstık da güzel oluyor. Bunun üzerine kaymak da koyabilirsiniz. Kaymak veya benim gibi şimdi şöyle dondurma. Bunun üzerine de atalım biraz. Nasıl oldu? Buyurun. Şöyle. Güzel görünüyor. Bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kamerayı alacağım. Evet. Pardon. Çok pardon. Şimdi. Ortalığı temizlemek kaldı şimdi. Teşekkür ederim. Çok kolay işte, gördünüz. Ve süper. Ben kaçar. Siz beğenip paylaşırsanız sevinirim. YouTube kanalıma da abone olun lütfen. Nur Mutfağı Nurgül. Instagram'a da beklerim. Aynı isimli. Aynı profil resmimiz var. Bulamayız derseniz. Tanıyorsunuz zaten sarı kafayı. Şerbetimiz 1 litreye pardon 1 kiloya 1 kilo şekere 800 ml su. İyi geceler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beni evlerinize konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi geceler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.